Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gaziantep'te, Şener GRT'ye özel açıklamalarda bulundu. Dünyanın en eski yerleşim yerlerinden birisi olan Gaziantep'teki tarihi mekanları yerinde inceleyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İhsan Şener, yardım alınmadan yapılan çalışmaları takdirle izlediğini ve bu alanda ek kaynak oluşturulması için girişimde bulunulacağının sözünü verdi. Şener, GRT mikrofonlarına yaptığı özel açıklamada yerel yönetimlerin yaptıkları hizmetlere de övgüler yağdırdı. Şiirini de böyle özetlemiş. Gaziantep'ler şöyle diyor: Sur dünya selamdır, burası Antep. İstiklal için ayağa kalkan, madalya mükafat istemeyen, mezarsız ölülerin şehri. Antep düşerse kadar, bu şehitlerin torunları vatan için, bayrak için dimdik ayakta durur. Mama Mehmet aslen pazarcıklıdır. Samsun'da işgal edildiğinde Bülbülzade Hacı Abdullah Edip Efendi'nin himayesine girer ve onun çetelerinde birlikte Samsun'da çıkar. Bu birlik oraya gelirler ama Fransızlar bu birliğin, bu semt çetesinin oraya girmesini istemez. Ve bütün yığınlarını Samsun'da çıkar. Beklemediğim bir şeydi. Hayrete düştüm. Özellikle yer altındaki yeni bulunan yerler, keşfedilen yerler. Herhangi bir projesi, mimarisi yok. El yordamıyla yapılmış, bulunmuş, üretilmiş ve imar ediliyor. Gaziantep'lilerin hizmetine sunuluyor. Ben tabii belediyemizi bu çalışmasından dolayı tebrik ediyorum. Sordum özellikle, bir destek alıyor musunuz falan diye. Aslında bu tür yerlere Avrupa Birliği fonlarından falan destek almak lazım. Kültür Bakanlığı'yla iletişimde olmak lazım. Büyük bir kültür yani. Gaziantep adı üstünde gazi olan kaç şehrimiz var unvanı. Dolayısıyla bunu fazlasıyla hak eden, milli mücadele yıllarında fedakarlı olmuş bir şehir. Hoşgörünün şehridir aynı zamanda Gaziantep. Dolayısıyla hali hazırda da devam ediyor inşaatları. İnşallah bittiğinde de görme imkanı buluruz ama ben yer altında hayrete düştüm yani. Gerçekten üstünde bir ayrı bir şey var, altında ayrı bir güzellik var. İnşallah milletimizin, turizmin, dünya milletlerinin hizmetine sunulur. Bizim kültürümüzün, medeniyetimizin, hoşgörümüzün tanıtılması açısından önemli bir eser olacağı kanaatindeyim. Allah muvaffak etsin. İşlere yani bu tür, bunu insanların ortak mirası olarak görmek lazım. Dolayısıyla insanların elindeki imkanları bunların ortaya çıkması için kullanmak lazım. Bunu Türkiye ile sınırlamak gerekmez yani. Avrupa Birliği'nde bu tür eserlerin ortaya çıkarılmasına destek verecek fonlar var. Onlardan da istifade edilebilir. Kültür Bakanlığı'ndan da ayrıca istifade edilebilir ki orayı savaş müzesi yapmayı planlıyorlar. Bence isabetli bir şey. Belki bununla ilgili başka yerler ortaya çıkarılabilir hiç şüphesiz. Bu tabii bir ilçe belediyesinin üstesinden kalkacağı bir şey değil ama ben tebrik ediyorum yani bu kadar büyük çalışmayı başarmış olmalarını. Umarız daha büyük desteklerle, daha büyük imkanlarla, varsa eğer yer altında böyle büyük hazinelerimiz, onlar hem Gaziantep için hem Türkiye için hem de dünya kültür mirası için önemli.